komploya karşı hareket şeklimiz. Hoca Esat Efendi'nin soru önergesi 27'de yani Karabekir Paşa'nın istifasının ertesi günü gen soruya çevrilmişti. Fuat Paşa'nın istifanamesinin tarihi olan 30 teşriğine evvel günü mecliste gen soru müzakereleri başlamıştı. Bugünün akşamı yemeğe beklediğim Fuat Paşa gelmedi. Fakat başvekil İsmet ve müdafaa-i milliye vekili Kazım Paşalar geldi. Çok kısa bir fikir alışverişiyle Komplo'ya karşı hareket çekli kararlaştırıldı. Derhal telefonla mebus bulunan Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinden mebusluktan istifa ettiğini meclis siyasetine bildirmesini rica ettim. Bu fikrini evvelce müdafai Milliye Vekiline bildirdiğini zaten öğrendiğim Paşa ricamı hemen yerine getirdi. Mebus olan kumandanlara da şu şifre telgrafı çektim. 3. Ordu Müfettişi Cevat Paşa Hazretlerine, 1. Kolordu Kumandanı İzzettin Paşa Hazretlerine, 2. Kolordu Kumandanı Ali Hikmet Paşa Hazretlerine, 3. Kolordu Kumandanı Şükrü Nail Paşa Hazretlerine, 5. Kolordu Kumandanı Fahrettin Paşa Hazretlerine, 7. Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Paşa Hazretlerine, şifre makine başındadır. 1 bana olan itimat ve muhabbetinize dayanarak gördüğüm ciddi lüzum üzerine derhal mebusluktan istifanamenizi telgrafla meclis ziyasetine bildirmenizi teklif ederim. Mühim olan askeri vazifenize kayıtsız şartsız mevcudiyetinizi hasretmek sebebinin kaydedilmesi münasiptir. 2. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Müşir Fevzi Paşa Hazretleri aynı lüzuma dayanan teklifim üzerine istifanamesini vermiştir. 3. Üç, 3. Ordu Müfettişi Cevat, 1. Kolordu İzzettin, 2. Kolordu Ali Hikmet, 3. Kolordu Şükrü Naili, 5. Kolordu Fahrettin, 7. Kolordu Cafer Tayyar Paşalar Hazretlerine yazılmıştır. 4. Telgraf başında keyfiyetten haberdar etmenizi bekliyorum. 30.10.1924 Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Efendiler 30-31 tevşirini evvel sabahına kadar 1. Kolordu Kumandanı İzzettin Paşa'dan, İzmir'den, 2. Kolordu Kumandanı Ali Hikmet Paşa'dan, Karesi'den 3. Kolordu Kumandanı Şükrü Naili Paşa'dan, Pangaltı'dan 5. Kolordu Kumandanı Fahrettin Paşa'dan, Adana'dan makine başında aldığım cevaplarda teklifimin harfiyen ve derhal tatbik olunduğu bildirildi. Efendiler, bu güzide kumandanların bu vesileyle de hakkımda gösterdikleri büyük emniyet ve itimada burada teşekkür etmeyi bir vazife sayarım. 3. Ordu Müfettişi ile 7. Kolordu Kumandanı'nın Diyarbakır'dan verdikleri cevaplar aynen şunlardı. Müfettiş Paşa'nın cevabı. Diyarbakır, 30.10.1924 Ankara'da Reisi Cumhur Gazi Paşa Hazretleri'ne zatı fahimanelerine karşı olan itimat ve muhabbetimden emin bulunmanızı arz eyler ve ancak böyle bir vatan vazifesinden acilen feragatle millet ve seçim dairem gözünde mesul tutulmamam ve azarlanmamam için emir buyurulan isifayı icap ettiren sebeplerin açıklanmasına devletlilerinin müsaadesini hürmetle istirham eylerim. Üçüncü Ordu Müfettişi Cevap Kolordu Kumandanı'nın Cevabı Diyarbakır 30 10 1924 Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 1. Zatı Sami riyaset penahilerine karşı beslediğim hürmet ve muhabbete itimat buyurulmasını rica ederim. 2. Bu dakikada seçim dairemle hiçbir istişarede bulunmadan yüksek tekliflerinizi kabul etmekliyim, millet gözünde mesul olmaklığımı icap ettirebilir. 3. Vatan ve milletin menfaatleri mebusluktan derhal istifamı icap ettiriyorsa, kati karar verebilmekliğim için vaziyet hakkında aydınlatılmamı arz ve istirham ederim efendim. 7. Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Her iki telgrafta hakkımdaki itimat ve muhabbet emin olunduktan sonra seçim dairelerine karşı vaziyetlerinden bahsolunmakta ve teklifimin sebebi sorulmaktadır. Verdiğim cevabı aynen arz edeyim. 31. -10 1924. Makine başında şifre 3. Ordu Müfettişi Cevat Paşa Hazretlerine, 7. Kol Ordu Kumandanı Cafer Tayyar Paşa Hazretlerine, kumandanların mebus bulunmalarının orduda ve emir ve kumandada istenen disiplinle bağdaşmadığına kanaat hasıl olmuştur. Birinci ve ikinci ordu müfettişlerinin vazifelerinden istifa ederek meclise dönmekle orduları münasip görülmeyen bir zamanda başsız bırakmış olmaları bu görüşü teyit eder. Seçim daireniz halkı ordu disiplininin selameti için vereceğiniz karardan elbette memnun olur. Evvelki bildirimime göre kararınızın bildirilmesini rica ederim. Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Bu bildirimime Cevat Paşa'nın cevabı şudur. Makine başında. Diyarbakır 31.10.1924. Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Emir ve kumandada istenen disiplinle bağdaşmadığından kumandanların mebus bulunmamaları hakkındaki riyaset penahilerinin kanaatine bütün kalbimle iştirak eder ve seçim sırasında affımı yüksek şahsınızdan istirhamımın da bu kanaate yönelik olduğunu arz eylerim. Ancak bugün yüksek makamınızdan verilen bir emirle mevbusluktan istifanın devletlilerinin tahmin edeceği üzere millet ve seçim dairemce iyi görülemeyeceğine kaniyim ve bu kanaatle hiç de münasip görmediğim şu mühim zamanda ordudan ayrılmak zorunda kalacağımı düşünerek üzgün olduğumu arz eylerim. 3. Ordu Müfettişi Cevat Cevat Paşa Ankara'ya geldikten sonra vaziyeti anlamış ve teklifimin tatbikinin lazım olduğuna kıyani olarak derhal mevusluktan istifa eylemiştir. Paşa'nın meydana getirilmek istenen vaziyetlerle hiçbir temas ve alakası olmadığı bizce de tahakkuk etmiştir. Gerçi Kazım Karabekir Paşa istifa ettiğini filan gün ve filan saatte gibi açıklamalarla çok kumandanlara ve bu arada Cevat Paşa'ya da bildirmişse de bu bildirim Diyarbakır'dayken teklifimin hakiki sebebini anlamakta tereddüte yol açmaktan başka bir tesir yapmamıştır. Cafer Tayyar Paşa da bu cevabı verdi. Makine başında Diyarbakır 31.10.1924 Ankara'da Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Mebusluk ve kumandanlık sıfatlarından birinin şahsımızdan alınması lüzumu tensip buyurulduğu takdirde milli vazifelerin en muhteremini saydığım mebusluk vazifesini yapmayı tercih eylemekte olduğumu hürmetlerimle arz ederim efendim. 7. Kolordu Kumandanı Mirliva Cafer Tayyar Komplo tertip edenlerin meclise ve kamuoyuna karşı orduyla yapmak istedikleri blöf meydana çıkarıldı. Efendiler, mebus olan Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi ve kumandanlar orduda siyasetle alakalı unsur bulunmasındaki sakıncayı takdir ederek bu konudaki teklifimi iyi karşıladıktan ve bana fiilen itimatlarını gösterdikten sonra Cevat ve Cafer Tayyar Paşaların müfettişlik ve kumandanlıkta kalmaları caiz görülemezdi. Dolayısıyla derhal askeri vazifelerine son verildi. Yerlerine icap edenler tayin ve keyfiyet müdafai milliye vekaletince bütün orduya tamim edilerek tebliğ olundu. Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalara müdafaa-i milliye vekaleti tarafından bir emir tebliği olunarak yerlerine tayin olunan zevata askeri vazifelerini usulüne göre devir ve teslim ettikten ve bunu haber verdikten sonra meclise dahil ve mevbusluk vazifelerini yapmaya mezun olabilecekleri bildirildi. Bu husus başvekil tarafından meclis ziyasetine de resmen bildirildi. Meclise girmiş olan Kazım Karabekir ve Fuat Paşalar meclisten çıkarıldı. Fuat Paşa askeri vazifesini sona erdirmek üzere tekrar Konya'ya gitti. Kazım Karabekir Paşa, Sarıkamış'tan gelecek olan halefini bekleyerek meclis haricinde kalmaya mecbur edildi. Mebusluklarını muhafaza etmek isteyen iki kumandanın orduyla alakası kesildi. Bu suretle komplo tertip edenlerin meclise ve kamuoyuna karşı Orduyla yapmak istedikleri blöf meydana çıkarıldı. Efendiler, bir Tevşi Nisani 1924 günü meclisin ikinci toplantı senesiydi. Bu münasebetle celseyi ben açtım. Alışılmış nutkumu söyledim. Ben riyaset kürsüsünü terk ettikten sonra Fevzi, Fahrettin, İzzettin, Ali Hikmet, Şükrü Naili Paşaların istifanameleri ve Başvekil Paşa'nın orduda kumanda değişikliğine ait 31-10-1924 tarihli tezkeresi sırayla okundu. Meclis 5 Teşri Nisani günü toplanmak üzere celse tatil edildi. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa, bir Teşri Nisani 1924 tarihli bir tezkereyle ile meclis siyasetine müracaat ederek, müdafaa-i milliye vekaletinin kendisinin meclise iltihakını engellediğinden şikayet etti. 5 Teşhir Nisani günü mecliste okunan bu tezkerede Kazım Karabekir Paşa diyordu ki, İstifamdan 5 gün sonra 30 1924 Cuma günü akşamı geceleyin müdafaa Milliye Vekilinin Sarıkamış'tan gelecek olan asilin gelişine kadar beni meclise iltihaktan alıkoymak isteyen bir tebliğini aldım. Tezkere şu cümleyle son buluyordu. Bununla beraber bu hususta selahiyetli olan Yüce Meclis'in kararını beklediğimi arz eylerim. Kazım Karabekir Paşa, müdafaa milliye vekaletine de aynı tarihte bir tezkere yazarak, devir ve teslim vesilesiyle belirsiz bir müddet için mebusluk vazifesine devam etmemekliğim tebliği buyruluyor. İstifa ettiğim gün asili bekleme bahsi ileri sürülmemişti. Beş gün sonra bilmem neden böyle bir vesile meydana getirildi meclise iltihak ettikten sonra isterse geçici bir surette olsun tekrar bir vazifeyi kabul hem arzuma hem de Büyük Millet Meclisi'nin kararına bağlı olduğundan keyfiyeti zikrolunan meclis siyasetine yazdığımı arz eylerim. Efendiler, ordumuzun yükselmesi ve takviyesi için tasarılar takdim ettiğinden bahseden ve onlar nazarı dikkate alınmadığından üzüntü ve ümitsizliğim fevkaladedir diyen eski müfettiş paşa, Memleketin üçte birini kapsayan koskoca bir orduyu keyfinin istediği anda beş satırlık bir kağıtla başsız bırakmanın ne kadar hafif ve ordunun yükselmesi ve takviyesi bakımından esas olan disiplini ne derece ihlal eder bir hareket olduğunun farkında görünmüyor nazarı dikkate alınmadığını iddia ettiği raporları ve tasarılarıyla yapamadığı işi, devletin bir ültimatom aldığı ve ondan dolayı fevkalade olarak toplandığı mecliste yapmaya kalkıştığını ileri süren müfettiş paşa, kendisi gibi hareket eden arkadaşlarıyla beraber hiç münasip olmayan bir zamanda, orduya ne fena bir anarşi numunesi gösterdiğini anlamak istemiyor ordumuzun yükselmesi için fikir ve görüşlerinin takdir görmediğinden gücenen zat, askeri vazifelerin devir ve tesliminin kanuni bir vazife olduğunu, ordunun idare ve disiplinin selameti için onu yapmaya mecbur bulunduğunu bilmez gibi görünüyor. Üzerindeki askeri vazifenin son bulduğunu, meclise resmen bildirecek makamın ona askeri vazife vermiş olan makam olmasının tabi bulunduğunu nazarı dikkate almıyor. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın meclis siyasetini olan tezkeresini mütakip, başvekilin bir tezkeresi ve iki eki de okundu. Başvekil Paşa, Karabekir Paşa'nın müdafaa-i milliye vekaletine olan müracaatını ve vekaletin ona verdiği cevabı aynen meclise arz ediyordu. Müdafaa-i milliye vekili, Kazım Karabekir Paşa'nın bütün iddia ve görüşlerinin doğru olmadığını izah ettikten sonra, ona ordu müfettişliğine ait vazifeler ve gizli vesikaların bizzat halefine devir ve teslimini ve bunun haber verilmesini tekrar teyit ve emrediyordu. Acaba bu son ihtardan sonra eski müfettiş paşa anlamış mıdır ki vatanın müdafası için ordusuyla alakalı mühim vazifeyi, gizli vesikaları devlet onun şahsına emniyet ve teslim etmiştir. Onları devlete şahsen mesul olacak Halefi gösterilmeden kendiliğinden istediğine terk ve teslim etmesi büyük bir hatadır. Ağır kanuni muameleyi gerektirir. Bunları anlamış mıdır?